14 Şubat, 20 Şubat. Değerli takipçilerim, güzel ailem, nasılsınız? Evet, yarım evimden, biraz salondan, biraz mutfaktan güzel bir hafta temenni ediyorum. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, bizde olmayı sakın unutmayın diyorum güzel takipçilerim. Sevgili koçlar, özellikle iş konularınızla alakalı bu hafta tarotlar, aşk konunuzla ilgili neler sizi bekliyor? Tek tek kartlarımla çekiyorum. Sevgili koçlar, işiniz için biraz kafanızda parasal, işinizle alakalı, haklarınızla ilgili kafanızı karıştıracak ve uzun süredir çözemediğiniz ve bulunduğunuz alandaki insanlarla gergin, problemli evremizi daha rahat bir döngüye geçireceğimiz bir hafta. Çünkü insanlara şüpheci, çünkü insanların sizinle ilgili tutumlarından çok fazla rahatsızsınız ve bu rahatsızlıktan dolayı yeni iş aramak, yeni bir iş kapısına geçmek ve bunlar için büyük bir alternatif beklentiniz gözüküyor. Ama diyor ki burada sabırlı olun. Bulunduğunuz noktada kadınlarla alakalı ya da kadın yöneticiniz varsa çok büyük bir destekle birlikte yönünüz, enerjiniz rahata erecek. Bakalım işinizde maaş beklentisi ya da yer değişimi düşünceler için bulunduğunuz noktada yeriniz, konumunuz çok rahat bir şekilde değişmiş olacak. Yalnız bu ara mahkeme çözülmesi gereken noktalarla ilgili unuttuğunuz ya da unutmaya çalıştığınız konularımız daha ön plana geçiş sağlayacak. Sizden ricam işinizle alakalı tüm sorunları çözmeniz ve yasal olarak problemlerinizi halletmeniz gerekiyor. Sevgili koçlar, ev kredisi, araç kredisi, ihtiyaç kredisi gibi düşünceniz olabilir. Fazla hayallere kapılıp kendi sıkıntınızı dara sokmanızı istemiyorum. İşsiz olanlar için evet bu hafta çok güzel alternatif noktalar var. Sizi mutlu edecek, sizin hayatınızı iyileştirecek bir iş enerjimizin çok fazla yüksek olduğu gözüküyor. Peki aşk size neler getirecek? Aşk, aradığım aşkı ya da kalbimdeki insan bana ne zaman doğruyu söyleyecek derseniz, şu an bulunduğunuz ilişki gerçekten sevgili koçlar kalbinizi yaralıyor. Yani şurada bir koç işaretini görün ve ölüm. Yani bu ilişki beni artık ruhen, enerji olarak çok fazla yıpratıyor ve artık ben doğru noktayı bulmak istiyorum derseniz yeni kısmet, yeni enerji sizi mutluluğa itecek. Evli olanlar için zaman zaman boşanmak ve bu evlilikte huzursuz olduğunuz için kendimi doğru ispatlayamıyorum. Sevgimi tam istediğim noktada oluşturamıyorum ve çok fazla derecede de gerginim diyorsunuz. Bu hafta gerginlikler ama sonu sizin için muhteşem bir aşkla sonuç sağlayacak. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Sevgililer gününüz tüm sevenlerinizle kutlu olsun diyorum. Evet, hemen iş hayatınızla ilgili çekiyorum. Bu ara boşluk. Kendinizi çok yorgun, özellikle B ve L harfi insanlardan iş konusunda yaşayacağımız krizler, sizi yıpratacak olaylar biraz canınızı sıkabilir. Hatta sevgili boğalar, sizin kartınızı çekiyorum. Der ki yeni bir başvuru, yeni bir oluşum için muhteşem bir değişeceğiniz bir karar. Eğer ki cesaretiniz varsa yeni iş size çok büyük bir olumluluk ve istediğiniz noktaya erişmeyi temsil ediyor. Sevgili boğalar, bazen kendi içinizde eleştirirken, aile içinizdeki bazı karmaşıklıkları toparlamak isterken çok fazla sert tepkiler verip karşı tarafı yorabilme ihtimaliniz çok yüksek. Bu hafta özellikle anneyle, ablayla, eşle, bayan sevgilinizle, sevgili bayanlar, eşlerinizle çok sakin konuşmanız lazım. Zararlı çıkacağınız size uyarı veriyor. Peki, yeni iş bekleyenler için dengeyi bulmak, huzuru bulmak ve istediğimiz devlet kapısıyla alakalı noktada çok güzel bir aydınlanma, yol değişimi, yurt dışı ile alakalı işler tam anlamıyla rahata ermiş olacak. Vizeniz, evranız bu noktalar keyifli ve güzel bir akış sağlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Peki aşk konusuna bakalım.
Dengeyi bulduğunuz gibi aşkla ilgili noktada da kendi özel hayatım dediğim noktada kendinizi biraz daha yalnız, biraz daha kendinizi yaşamak, biraz daha huzurlu olmak isteyebilirsiniz. Ve ilişkiyle ilgili noktada da ben kendi alanımı kontrol edemiyorum kaygıları yaşayabilirsiniz. Ve hayatınızdaki insanın artık evet ilişki doğru ama hayallerimle devam edecek, beni mutlu edilmesi gereken bir enerji içerisindesiniz. Sevgilinize evlilik teklif etme, benim gerçeğim deme noktanız var. Evli çiftler için hemen bir kart çekiyorum. Çocuklarla alakalı, özellikle eğitim konuları, dil eğitimi, sağlık problemleri biraz sizi yıpratabilir. Bir de bir taşınma konumuzla ilgili biraz eşe ya da kendi kararınızla baskıcı tavrınız kendi ruhunuzu görebilir. Hiç aşık olmayanlar için köklenmek, aşk size köklü ve keyifli gelecek. Sevgili boğalar, bu haftayı doğru değerlendirirseniz huzur ve beklediğiniz ufak tefek paralar, yalnız iş mahkemenizle ilgili hemen bakıyorum. Belki de hak ettiğiniz kazanç ya da işiniz size iade edilmesi için çok doğru noktalara başvurmanızı öneriyorum. Mutlu kalın. İkizler, canlar nasılsınız? Değerli ikizler Burcu, sevgililer gününüz kutlu olsun diyorum. Güzel bir hafta, her şey sizinle olsun. Hemen çekiyorum. Bu ara iş mesafesi, iş yoğunluğu, gitmeniz gereken yolculuklar ve konuşacağınız insanlar sizi çok fazla yorabilir. Anlaşmalarda zorluk ve sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle 5. günü, yani cuma günü ben nefes alamıyorum. Kimse benim satış, pazarlama, özellikle iletişim alanında olan İkizler Burcu için yorucu ve yoran insanlarla birlikte olacaksınız. Biraz stresli olabilirsiniz ama sevgiliniz ya da ilişkinizle ilgili sizi mutlu edecek ve karşı tarafa güzel hediyelerle kendinizi onurlandıracağınız bir hafta söz konusu. Araç almak ya da sevgilinize araç hediye etmek ya da evlilik teklif etmek istiyorsanız bu hafta bu kapınız gayet rahat ve gayet güzel. Şimdiden sevgilinizle yaşayacağınız aşkı keyifle kutlamak, huzur vermeyi temsil ediyor. Peki evli çiftlerimiz için bu ara çocuklar, çocuklarımızla ilgili yatırım kararı, toprak yatırımı, miras konumuz, mirasla alakalı çözülmesini istediğiniz birçok noktada feraha ermeyi gösteriyor. Yapacağınız yatırım size hem kazançlı hem de güvende hissedecek. Pekala, bu ara mesleki anlamda yer değiştirmek, konum değiştirmek, farklı bir alana geçiş yapmak istiyorsanız enerjinizi yüksek tutun, hayallerinize yavaş yavaş dokunup bu hayallerin içerisinde en iyi şekilde dengeyi bulacaksınız. Yorucu, sizi yoran dostunuz, arkadaşınız, sevdiğiniz insanlarla artık bağı uzaklaştırabilir. Kendi enerjinizi daha yüksek tutacağınız bir nokta. Bu ara aile büyüklerimizle ilgili bazı parasal konularda tartışma yaşayabiliriz. Biraz kırıcı olabilirsiniz. Buna dikkat diyorum. Hafta sonu biraz kendinizi koruma altına, biraz kendinize yatırım yapma, alışveriş niyetiniz olabilir ve son zamanlarda araç bakımınız, ev tadilatınızla alakalı noktalarda net karar vereceğiniz bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Bir elektronik eşya değiştirme niyetiniz var. Şimdiden hayırlı olsun. Yalnız sevgili beyler, eşlerinizi bu ara çok kıymetli olduğunu, her zaman kıymetli olduğunu ama bu hafta daha özen gösterirseniz sevinirim. Onlar en güzel şey seni seviyorum demeyi duymak istiyorlar. Hadi sevginizi derinlikle yansıtın diyorum. Sevgili yengeçler, güzel yengeçler nasılsınız? Sevgiler gününüz umut ve mutlulukla olsun. Hayatınızdaki her şey renk alsın diyorum. Bu ara çok sinirli, kıyamet gibi tartışmalar, etrafınızdaki güvendiğiniz insanların sizi yaralaması ve hayatınıza aldığımız ve değer gördüğümüz birçok şeydi. Bu eşimiz olur, sevgilimiz olur, iş arkadaşımız olur. Sizi incitmeleri, kırmalarından çok fazla yorgunsunuz ve haksızlıklarla alakalı noktada sanki bu hayatı siz taşıyormuş gibi bütün sorumluluk sizin üzerinizde. Biraz gerginlikler söz konusu gözüküyor. Biraz sakin, meditasyonunuzu güçlendireceksiniz. Enerjinizi iyileştirmeniz lazım. Çünkü hassas bir ruhunuz var. Bu ara her şeye alınabilirsiniz diyorum. İş değişikliği düşünülenler için, evet özellikle K,
R ve A harfli bir insandan gelecek teklif, iş hayatınızla ilgili olumluluk ve özellikle devlet ya devlet kurumu ile ilgili başlangıçlarınız varsa bunlardan gelecek güzel anlaşmalar sizi bu hafta cesaretinizi, enerjinizi yüksek tutacak diyorum. Maaş konumla ilgili huzursuzum ve bir türlü bulunduğum nokta haklarımla alakalı noktada beni haksız noktaya itiyorsanız kaoslar devam edecek. Haklarınızla alakalı noktayı özellikle E harfi, N harfi ya da S harfi biriyle oturup konuşmanız lazım. Konuşmadığınız takdirde köleliğiniz devam edecek. Kendi yönünü, kendi hayatının radikalliğini yaratman gerekiyor diyor bu hafta. İşi olmayanlar için yakın bir dostunuz, aile dostunuz, çok inandığınız, güvendiğiniz eski bir iş dostunuzdan gelecek bir iş teklifi sizin hayatınızda daha güçlenmenize ve güvensiz alanınızı iyileştirmenize yardımcı olacak. Evet, ilişkiniz ne diyor sizin için? Bu ara sanatçı ruhunuz, kibar yönünüz ve hayatta artık insanların kullanmaması gerektiğini öğrendiğiniz takdirde ilişkiye annelik, babalık değil, sevgililik ve öğrencilik yaşamanız lazım. Yoksa kullanılmaya devam edeceksiniz. Eski ilişkinizle ilgili geri gelmesini bekliyorsanız, kalbim bu noktada çok kırgın, iyileşmek istiyorum diyorsanız, yüzleşme, konuşma, itiraf haftası olacak. Yalnız evli çiftler için hemen çekiyorum. Bu ara eşinizin tavırları, edası, sizin tavır ve edalarınız sanki beni seçmiyor, ailesini seçiyor. Sanki beni değil, işini seçiyor. Sanki parayı seçiyor, beni seçmiyor diyeceğimiz tartışmalar var. Bir de uzun süredir bir toprakla ilgili aile içerisinde karmaşalar var. Özellikle anne soyunuza ait bir miras artık aydınlığa kavuşacak. Sevgili yengeçler, bu ara gereksiz harcamalardan, kendi hayatınızı dara sokacak ve cebinize zarar verecek her şeyi bloke etmeniz lazım. Yoksa zararlı olursunuz. Mutlu kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Her şey güzel olsun, keyifli olsun, aşkla da olsun diyorum. Çekiyorum bu ara bilimsel konular, okumak, kitap yazmak, öğrenmek, seyahat etmek, işinizle alakalı birçok noktaya ulaşmak sizi fazlasıyla yoracak. Ama sonuç iletişimle birlikte, yöneticilerinizle birlikte bulunduğunuz alanda daha kendinizi belirgin ve netliğe kavuşturacaksınız. Yalnız eşinizin kardeşi, kendi kardeşler arasında iletişim probleminden kaynaklı gerginlikler ve sizi yıpratacak konuşmalara da ya da sizin yıpratacak konuşmalarınıza hazır etmeniz lazım ya da hazır olmanız lazım diyorum. Çünkü burada bazı gerçekler artık bölünmeli, hak neyse ona göre konuşulmalı diyorsunuz. Evet, yeni iş bekleyen, yeni arayışta farklı bir yöne değişmek, bulunduğunuz noktadan farklı bir alana geçmek istiyorsanız, evet böyle bir düşünce var. Hatta İ ve M harfi ya da L harfi yöneticinizden gelecek güzel bir konuşma sizi doğru noktada seçimlere, doğru gitmeniz gereken iş konularınızla alakalı güzel bir süreçte aydınlığa itecek sevgili takipçilerim. Eğer ki başka bir şehir ya da bir ülke fikriniz varsa bu dönem yazışmalar, bu dönem hayalinizdeki yolculuklar, bununla ilgili artık çöle düşmeyeceksiniz. Rahat iletişimler, rahat konuşmalar ve gitmeniz gereken noktada doğru çözümler yakalayacaksınız. Haydi doğru çözümler size mutluluk verecek diyorum, dedim bile. Evet, aşk var mı aşk? Aşık olmak istiyorum. Aşk beni mutlu edecek diyorsanız, özellikle uzun süredir ilişkisi olmayanlar bu ara biraz daha dinlenmeli. Geçmiş öfkeniz hala iyileşmediği için kırgınlıklarınız çok fazla var ve artık boşlukta değil, sevgi istiyorsunuz. Biraz daha bu acıyı yaşayacağınız gözüküyor. İlişkisi olanlar için hemen bir kart seçiyorum. Bilgelik, konuşma, keyif ve bu ilişkiyle ilgili planlama, programlama yolu, hatta hafta sonu birlikte geçireceğimiz ya da ailece geçireceğimiz seyahat bizim daha çok birbirimize kaynaşmamıza yardımcı olacak. Evli olanlar yaşadığınız ilişkideki gerçeklikleri kabul etmiyorsunuz. Siz bencil, karşı tarafın bencilliğinden ilişkide bazı gerginlikler, gereksiz tartışmalar ve gerçeklikleri konuşmayıp farklı şeyler konuştuğunuz için ilişki biraz daha sakinleşmeye, meditasyona ve kendi ruhunuzdaki yaşadığınız kaosu iyileştirmeye ihtiyacı var. Bu hafta hem yorucu hem karar verme haftanız. Doğru karar verdiğinizde de
bir ev alımı ile ilgili kredi başvurusu söz konusu gözüküyor sevgili aslanlar. Mutlu kalın. Sevgili başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Sevgililer gününüz kutlu olsun, mutlu olsun, umutla dolsun diyorum. Ben evin her noktasında çekiyorum ama biraz dağınık da, her taraf dağınık. O yüzden hatta ben bu çekim profesyonelliğini bir türlü beceremiyorum. İdare edin beni. Hayran kalıyorum bunu profesyonelce yapan insanlara. Evet aslanlar, aşk konusuna geliyoruz. Yok, iş konusuna diyelim. Aşk dedik ilk önce. Bu ara içinizdeki günahkar, öfke, tartışmacı, kavga, kısmetsizlik, bu tarz konuşmalarınız biraz sizi çileden çıkartacak. Yani etrafımda ilişkiler oluyor gibi neden olmuyor. Tam bir şeye başlıyorum, sanki günah keçisi benmişim gibi ilişki neden gidiyor diye biraz kaos evreleriniz söz konusu olacak. Bu hafta bunları öğreneceksiniz. Hata sizde mi? Nerede hata yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili altyapınızı güçlendirme haftası. İş konunuzla ilgili özellikle erkek, kadın yoğunluğu olan noktada T, A harfi ya da R harfi ya da M harfi belirgin bir kişi, ekip arkadaşlarınızın biri olabilir. Bunlarla çok dayanışmalı, çok keyifli ve sohbeti bol olacak bir hafta sizi bekliyor. Ve işinizle ilgili de 3 aşamalı noktalar var. Bu aşamalı noktaları doğru çözdüğünüzde işte gerçekten bilimsel doğru adım ve konumunuzda rahatlık söz konusu olacak. İşsiz olanlar için haber beklediğiniz nokta ya da yazı yolladığınız ya da anlaşma beklediğiniz noktada büyük bir sevinç var. Haydi işiniz şimdiden uğurlu ve bereketli olsun sevgili başaklar. Özellikle de duygusallık ve sizin ruhunuza uyacak ve duygusal yönünüze de uyacak iş kapısı gerçekten hani benim elim kolum bağlıydı, bir türlü tutturamıyorum. Parasal evrede de çok zorlanıyorsanız artık asılmış ruhtan çıkıp kendi gücünüzü ve bereketinizin farkına varacağınız bir hafta. Biraz pimpirikli ruhunuz, hastalıklı, panik at, oram tıkanıyor, yok buram tıkanıyor, enerjisi de çok fazla var. Ama kağıtlarım burada size diyor ki artık meyve yemek, sebze yemek, et yemek, bereket yemek sizin elinizde. Yani artık siz bu enerjiye de yoğunlaşırsanız bu bereketi bu ay, bu hafta daha güzel alacaksınız der. Evet, kırılan kalbi iyileştirmek. Anne, baba, kız kardeş, erkek kardeşle ilgili yaşadığımız bazı krizler sizin kafanızda kurduğunuz aile tablosu bu olmamalı. Ayrımcılık olmamalı. Ben bu kadar önemsedikçe kardeşlerim ya da aile büyüklerim beni kullanıyor dediğiniz bir noktadasınız. Artık bunu da gerçek gerçek söyleyin. İçinizde tartışmayı bırakın diyorum sevgili başaklar. Evlenmek teklifiyle ilgili hayal ediyorsunuz ve bu hayal gerçekleşecek mi? Ben birlikte olduğum kişi benimle evlilik düşünüyor mu diyorsanız biraz daha sabırlı olacaksınız. O sizinle evlilik geleceği planı içerisinde panik yapmayın diyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara eşlerinizin enerjisi çok yüksek olacak. Sevgi sözcükleri, kırılan kalp evresiyle sizi daha tamir edecek olarak uyarı. Mutlu çiftler için, mutsuz olanlar için zaten boşluk, sadece mecburi bir gülümseme, idare edilen bir düzen, tahammül gücünüzün kalmadığı gözüküyor. Artık bir meditasyon size de lazım. Çünkü vücut enerjiniz tam anlamıyla yıprandı diyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel sevgililer gününüz hepinizin yürekten kutlu olsun. Bol bol sevgi dileyin, dünyaya güzellik dileyin diyorum. İş konularınızla ilgili yön bulmak için bazı yeni anlaşmalar, yeni noktalar, özellikle F, Elif gibi, Fatih gibi, Fuat gibi F harfli birinden yapacağınız ya da iş ortamınızdaki bu insanlarla yapacağınız iş hem dengeli ve hem yön bulmanıza yardımcı olacak. Uzun süredir planladığınız yerde kalmak, güçlenmek ve konumunuzla ilgili beklentiler için güzel sinyaller sizi bekliyor. Hatta der ki ağaç öyle bir köklenecek ki emekliliğine kadar gidersin, rahat ol der. Bakıyorum zaman zaman içinizde burada ben buraya ait miyim diye düşünceleriniz var sevgili teraziler. Kalp buraya sizin ait olduğunuzu, konum ve kariyer anlamında da bazı eğitim fikirleriniz var. Güçlenmek için gayet sağlıklı bir noktadasınız. Fakat hani ben başka bir yere geçmek istiyorum. Olumlu mu? Kafamda böyle bir niyetim var derseniz şu an için yanlış ve uzun süre işsiz kalabilirsiniz. Böyle bir hata yapmanızı uygun göstermiyor sevgili benim güzel kartlarım. Peki
Evli olanlar için bu ara bilimsel olarak kendimizle alakalı yaşadığımız krizleri yavaş yavaş düzeltmek, birbirimize aşkla dokunmak, hediyeler, ikramlar, birbirimize ait flört evresine tekrar geri dönüş yapacağız ama yaparken de geçmiş konuları yargılamadığınız sürece, hani mahkeme açacağım, boşanacağım, seni istemiyorum, sen beni istemiyorsun, sevgimiz bitti diyenler yargılamadan eğer geçmiş konuları açmayacaksanız bu evlilik kurtulur. Ama yok ben aynıyım, değişmeyeceğim, dönem dönem trip yapıp aynı başa dönüyorum diyorsanız ne davanızdan ne de bu size ayrılan süreyi yanlış değerlendirmenizi önermiyorum. Size daha evliler, daha huzurlu evreler. Hiç ilişkisi olmayanlar için mühür vuracağımız ve aşık olmanız için doğru denge sizi bekliyor ama özellikle ayın 22'si, 27'si, 28'i daha şanslı olduğunuzu gösteriyor. Bu tarz teklifler, bu tarz enerjiler varsa mutlaka ihmal etmeyin ve bu enerjiye geçiş yapın diyorum. Boşanma düşünenler, evet, boşanma mahkemesi ertelenenler ve asla ben haklarımı almadan boşanmak istemiyorum diyorsanız bu hafta bir mahkemeniz ya da bu Şubat bitmeden mahkemeniz yine ertelenecek. Yine istediğiniz gibi söz konusu olacak. Devlet ya da devlet kapısı ile ilgili evraklarınızla ilgili sıkıntı uyarısı var. Özellikle babanıza, abinize ya da eşinize ya da size ait borçları ihmal ettiğiniz ve bunlar belli bir süre sonra size sıkıntı olarak geleceği ve uzun süredir de müteahhitlik ve gelmesini istediğiniz müteahhit ve haklarınızla alakalı çok dua ediyorsunuz. Bu tarz diyaloglar söz konusu olacak. Mücadeleye devam. Bunu siz kazanacaksınız. Sakın panik yapmayın, korkmayın ve olduğunuz noktaya kilitlenin diyorum sevgili teraziler. Güzellik olsun, umut olsun, hoşça kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Güzel bir hafta, güzel bir keyifli sevgililer gününüz kutlu olsun sevgili akrepler. Özellikle iletişim konuları ve yöneticiler arasında yanlış anlaşılmalara, kendi içinizdeki bazı karışıklıkları bir türlü toparlayamama diyeceğimiz bir hafta. Gerçekten evrakların yoğunluğu, sistemin yoğunluğu sizi çok fazla yıpratabilir. Köklenmek, güçlenmek ve kendinizi ispatladıkça sanki bulunduğunuz şirket sanki siz hiçbir iş yapmıyormuş gibi davranması sizi gerçekten rahatsız ediyor ve oradaki denge ve insanların sizi görmemesiyle alakalı ve dengeyi hep oturtmak, idare etmekten artık gerçeklilik görülsün diye savaş halindesiniz ama buranın yönetimi sistemi hiç değişmeyecek. Başka bir nokta, başka yolculuk sana daha şans getirecek. Sabret, mücadele et. Haziran ayı senin bu konun için daha gerçekçi ve daha kalıcı bir noktada söz konusu olacağım. Gözüküyor sevgili akrepler. Yeni iş arayan ya da işsiz olan akrepler için evet aileniz, eşiniz, kendiniz çok dua ediyorsunuz ama der ki nar bereketi almak. Bu hafta gelecek konuşmalar gideceğiniz noktalarda şans işaretleri var. Eğer bu şansı doğru değerlendirdiğinizde ay sizin enerjinizde, bereketinizde sevinç gözyaşı yaratacak. Ve özellikle de geçmiş işinizle alakalı hani şu burası bütün nar ya şurası geçmiş işinizden alacağınız ya da iş iadesi bekliyorsanız bu kart onu öyle gösteriyor. Evet bu iadeler söz konusu olabilir ama der ki Haziran'a kadar işsiz oturacağına geçici de olsa bir noktaya başlarsan içsel dünyanın iç huzurunda rahata erer ve kendi ekonomi dengende de aksilikleri toparlamana yardımcı olacağını uyarıyor kart. Hiç işi olmayanlar için anahtar ve seçim ve seçilme hakkı sizin evrenizde bence iş başvurularınız olumlu şekilde hayatınıza geçiş yapacak diye uyarıyor. Özellikle dört anahtar demek 4 gün 4 hafta sizin anahtarlarınız size doğru kapıyı açmanıza yardımcı olacak diyor. Evet aşk konusunda çekiyorum. Evet özellikle ilişki konusunda şöyle söyleyeceğim. Bu ara hayatınızdaki kadın ya da erkekte D harfi, U harfi ve K harfi varsa bu ilişki evliliğe doğru gidiyor. Ve gözler çok belirgin ve netse karşı taraf istediğiniz sözcüğü size söyleyecek diyorum. Hiç ilişkisi olmayanlar için Rabbim size öyle bir hazine yaratıyor ki kalbinize, maddi, manevi iç huzurunuza yarayacak ve gerçekten hazinen size mutluluk yaratacak. İsminde de H ya da N harfi çok belirgin biriyle bir aşk enerjiniz söz konusu gözüküyor. Peki evli olanlar için
O, bu ara her iki tarafında mutlu ve gülümseme noktası, gideceğimiz seyahatler, aile ziyaretleri, yapacağımız evreler bizi mutlu ve keyifli kılacak. Hatta çocuk fikri olanlarda da sürpriz bir karar ve erkek çocuğu suratı gözüküyor. Şimdiden hayırlı olsun. Mutsuz olan evli çiftlerimiz için arkama dönüp bakmaktan ve korkulardan ve artık kendimi buraya hizmetkar gibi görüyorum. Değer görmüyorum ama yapacak çarem yok diyorsunuz ve ailenizin de desteği olmadığı için hep arkanıza bakıp bir huzur arıyorsunuz. Çok mücadele ve iyi bir psikiyatriste ihtiyacınız var. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, güzel bir hafta. Keyifli hafta. Bu ara bol bol seyahat edebilir. İşlerinizle alakalı yolculuklarınız çok daha ön planda olabilir. Değişmek istediğiniz, ortak almak istediğiniz mallarla ilgili güzel bir hafta. Güzel bir hafta. Hemen çekiyorum. Aşk konusunda krizlerle ilgili çözmeniz gereken ve oluşturmak istediğim birçok noktada büyük bir aydınlık ve zafere erişeceğiniz. Sevgili yaylar, kart zaten yayı oku veriyor. Aşkla şifalanmayı, aşkla öğrenmeyi, ortaklı evlilik teklifi, ortaklı ilişki teklifini yansıtmayı gözüküyor. O yüzden burada güzel bir aşkın doruk heyecanı var ve bu heyecan size mutluluk ve keyif verecek ve uzun süredir kalbiniz huzurla bulacak diyorum. Peki affetmek, barışmak, barışmayı düşünen sevgili yaylar için diyorum ki evet, özür dilemek, sarılmak, özellikle birbirimize ait yaşadığımız her şeyi bağışlama evresi var gözüküyor. Özellikle sevgilinizde S ya da Z harfi varsa ve içinde de E ve N harfi varsa kesinlikle sevgiliniz size geri dönecek gözüküyor. Evli çiftler için çekiyorum hemen. Bu ara şüphe, endişe, korku, kaybetme korkusu, yalnızlık korkusu, yalan, para gizliyor, bu tarz endişelere girebilirsiniz. Ve eşinizin telefon görüşmesiyle ya da diyalogları ile ilgili rahatsız olduğunuz konular gün yüzünde çıkacak. Haklı olduğunuzu ispatlayacaksınız ve haklarınızı da alabilirsiniz diyorum. Mutlu olan çiftlere bakıyorum. Rabbim sizi öyle güzel birleştirmiş ki yukarıdan gelen emir. Mutsuzlukları biz geride bıraktık ve mutlu olmayı öğrendik. Rabbime olan yaşadığımız süreçte nefes bizimle. Malımız, mülkümüz, evlatlarımız, olacak evlatlarımıza biz razıyız diyorsunuz. Vallahi ne güzel bir, özellikle de Emir ismi, Emrah ismi, Emine ismi, Esra ismi olan çiftlerde de çok E harfiyle başlayan, kadın erkek ayrımı yapmıyorum, çok güzel bir mutluluk ve enerjimize huzur var. İş konularınızla alakalı çok yoğun bir tempo, özellikle yeni oluşturmak istediğimiz işimizle ilgili yeni yerleşme, yeni yolculuk, yeni iş anlaşmaları size yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. Bunlarla ilgili artı noktalar ve boşluktan çıkacaksınız ve hayatınızdaki yaşadığınız krizleri, yaşadığınız aksilikleri geride bırakıp, çünkü yaşadığınız her şey pişmanlık, huzursuzluk ve mutsuzluk. Ama yapacağımız yeni işler size Rabbim şekilde dualarınızla, niyetinizle kabul olmuş olacak. Bu ara belki el egzemalarınız, egzama konularıyla, tırnaklarınızla ilgili ya da kemik, ellerinizle alakalı bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgiyle kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Güzel bir sevgililer günü geçirin. Umutlu ve her şey güzellik olsun. Bu hafta iş konularınızla ilgili yeni yapacağınız işler, yeni oluşturacağınız şans kapıları, hatta parasal evrede çok fazla şanslarınızın artacağı yeni işler, yeni oluşumlar size çok keyif verecek. Gitmek istediğiniz yurt dışı kapılarınız ya da şehir dışı, mesela satış, emlak, bu tarz işler ve iletişimle alakalı çözmeniz gereken birçok şeyde kapınızın çok rahat bir şekilde geçit ve bu geçitle birlikte çok güzel anlaşmalara imza atacağınız gözüküyor. Bu ara ruhsal olarak kendi etrafınızdaki insanlara çok fazla güvenebilir. Onlarla birlikte gülümsemeyi, onlara yardım etmeyi isteyebilirsiniz. Ruhların birleşmesi der. Ama der ki buradaki ruhlar, iş konusunda güvendiğiniz ruhlar siz onları koruma altına aldıkça onlar sizi sıkıntıya ve işinizle alakalı aksilikler yaratır. Disiplini bozmadan, onlara disiplin sunarak devam etmeniz size daha büyük bir başarı sağlayacak diyorum. Yeni işe girmek isteyenler için ya da yeni iş başvurusu yapanlar, şu dönem riskler var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama der ki
Ben zaten yıllardır beklediğim haberi alamıyorum. Geçici de olsa bir noktada olmak istiyorum diyorsanız bunun için güzel bir kandil. Ama istediğiniz yer olmayabilir. Ama der ki gideceğiniz iş yeri de size çok güzel fırsatlar, çok güzel yenilikler katacak. Korkmayın, bu işe de adım atın istiyorum. Yerimde değişim olacak mı? İşimle ilgili haklarımla alakalı ne olur diye bakıyorsanız şu an için yer değişiminizle ilgili evet belli işler var ama sabit işte olanlar mümkün olduğu kadar kendi işinizde bulunduğunuz noktayı korumanız lazım. Evet, çünkü burasının kendinize ait gibi hissedip ama etrafın sahtekar da olmasından dolayı siz burada kendimi ispatlayamıyorum diyor. Üst düzey yöneticilerinizin her şeyin farkında, ekip değişimi yaşanacak, sizin işinizde bir sıkıntı yok diyorum. Aşk ne olacak dersek, evet özellikle şunu demek istiyorum. Yeni bir ilişkiye başlamak isteyen ve uzun süredir ilişki konusunda kendini bulamayanlar güneş gibi ruhunuza uyacak. Ve gerçekten Y harfi, G harfi, Ş harfi olan bir insanla güzel bir aşk enerjiniz sizin hayatınıza ışık gibi sızacak ve çok mutlu olacağın bir aşk sizde. Eski ilişkim geri döner mi diyorsanız, kalbi anahtar olarak size geri dönmesini düşünüyorsunuz ama o kişinin hayatında bağlı olduğu, der ki sizin geri gelmesini istediğiniz kişinin hayatında başka bir kadın ya da başka bir erkek var. Sizin beklediğiniz kişi artık kendi çatısını, kendi hanesini oturtuyor. Bence artık bu sayfaya dönüp bakma. Evli çiftler için bu ara araç, yatırım, altın alım satım kollarınız size büyük noktada kazanç evresi kazandıracak. Hatta araç yenileme, yeni bir oluşum size mutluluk verecek diyorum. Mutsuz olan çiftler için bu ilişki tekrar sihir gibi aydınlanacak. Krizler düzelecek ve birbirimizi kadın erkek demeden anlamaya ve mutlu enerjimizi tekrar tahtımıza oturtmaya karar vereceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Belki sevgili oğlaklar şunu demek istiyorum. Bazen şans kimseye gülmeyebilir ama bu hafta şans ve şans kapınızın çok yüksek olduğu, bunu doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Sevgililer gününüz kutlu olsun diyorum. İş konusunda yeni mesaj, yeni telefon, yeni iletişim, yeni konuşma, yeni başlamak, yeni mesai, yeni bir iş kapısını verir ve bu iş kapısında siz pasta dilimlerini en iyi şekilde alacaksınız ve bulunduğunuz nokta size mutluluk verecek diyorum. Yeni bir işe geçmek isteyenler için bulunduğunuz noktanın bazı krizleri var. Sizi çıkartabilir, size zarar verebilir, size ihanete, sizi suçlayabilir. Bulunduğunuz iş yeri sizi gözden çıkartmış gibi gözüküyor. Mümkün olduğu kadar kendinize yeni delilikler yaratın. Yeni iş kapısı, yeni bir noktaya doğru hazırlıklar yapın. Yoksa burada siz zehirleneceksiniz, zehirleyecekler ve işten çıkartma kağıdınız hazır. Sabit işi çok iyi olanlar için hemen bir kart çekiyorum. Evet, orada gerçeksiniz. Konum değişimi, yer değişimi, yerinizle alakalı yenilikler, hatta orada tanıyacağınız bir aşk, yeni bir noktada iş kapınızda size mutluluk ve evlilik yapacağınız insanı hayatınıza gelebileceğini uyarıyor. Özellikle de şöyle söyleyeceğim. Hayatınıza girecek insan hafif kumral, gözler açık renkli, bal rengi ela olabilir. Ya da siz o tenlerde olabilirsiniz. Böyle bir aşk sizin enerjinizde, iş ortamınızda var. Sevgilim geri gelsin istiyorsanız adalet bu ilişkiyi yok sayıyor. Der ki gözün kör, kulağın sağır, dilsizsin ama kalpteki ihaneti unutup onun geri gelmesini bekliyorsan adil olmayan adaleti beklediğin gözüküyor. Senden ricam kendi içindeki kıyametin, acın, kederin neyse yaşa, geçmişi artık kapat. Yoksa bu ilişki sadece sana hüsran verir. İlişkisi uzun soluklu olanlarda bu ara aile tanışması, aileler hani ne takalım, ne edelim, bunu mu yapalım, bu tarihte mi yapalım, hazine bu çevrede şunu gösteriyor. Der ki söz nişan dönemimiz, bu hafta bunlar konuşulacak, takılar yapılacak, ev yatırılacak, yatırım, ne yapabiliriz, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz dediğimiz enerjiler söz konusu. Peki araç almayı düşünen, özellikle eşinize araç almak ya da eşinizin araç değiştirmesini bekleyenler, bu dönem araç değişiminiz bu hafta net karar verip imzalar atılacağı uyarı veriyor. Aracınız şimdiden hayırlı olsun. Evli çiftler için çekiyorum. Oo, bu ara elti, görümce, kaynana, yakın çevre, yakın arkadaş, herkes sizin ilişkinizi kıskandı ve nazara değdi.
üç kulfu bir elham ayetel kürsüyü mutlaka okuyun ki bu gerginlik enerjiniz gitsin. Yoksa siz mutluydunuz, göze geldiniz diyor. Mutsuz olanlar için çekiyorum. Ya evet, devamlı hani şapkaya biz mutlu gibi bir mutsuz gibi gireriz. Bir hafta iyi, 4 hafta kötü, 7 ay iyi, 18 ay karmaşık. Bu ilişki böyle devam edecek. Siz de bu ilişkiyi böyle seviyorsunuz ve yalnız olmak istemiyorsunuz. Yalnız olmak istemediğin için de her şey yokmuş gibi sayıyorsunuz ama der ki eliniz kolunuz bağlı. Gerçek hayata dönüp çocuklarınız ya da çocuğunuz varsa bu noktanın gerekliliğini görerek mutluluğu ve sakinliği tercih etmeniz lazım. Hırala güre giden evrede çocuklar kalpleri kırılıyor. İhmal etmeyin. Lütfen. Ev değişimi ya da almak isteyenler için evet böyle bir karar var ama ilk önce satmanız gereken ya da elden çıkartmanız gereken bir malınız var. Bütün tarotlar düştü. Doğru karar ver diyorum. Sevgili balıklar, sevgililer gününüz kutlu olsun. Güzel bir hafta olsun sevgili balıklar. Evet, bu ara hisleriniz, bilgi gücünüz, enerjiniz çok yüksek olacağı bir hafta. Hatta kaoslardan çıkıp daha planlı ve programlı ve gerçekten bütün enerjiyi geride bırakıp kendi ruhunuzu iyileştirip yeniden doğacağınız bir hafta. İşinizle ilgili yaşadığınız krizleri, oluşturulması gereken noktaları en iyi şekilde görme haftanız. Ve bu haftayı doğru değerlendirdiğinizde de yer değişiminiz sizin için şimdiden hayırlı olsun. Değişim, dönüşüm, mutluluk ve huzur, paranızla ilgili aksilikler, yaşadığınız krizler hayatınızda çıkmış olup bu hafta derin bir nefes alacağınız bir evre. Bu değişimi doğru değerlendirdiğinizde gerçekten size Haziran ayı da tekrar bir değişim ve aynı şekilde de şunu demek istiyorum, iki basamakta yukarı geçeceğiniz, hatta eğitim, kariyerinizle alakalı yeni fikirleriniz varsa da çok başarılı ve aydınlık gözüküyor, gözden geçirin. İşsiz olanlar için evet biraz içiniz ferah bu hafta, böyle bir enerji size bu kapının kalbinizi huzur vereceğini gösteriyor. Başvurularınızı yapmadıysanız yapın, kalbiniz yeni bir iş kapısının içerisinde var olmayı ve gerçekten de mutlu ve keyifli, özellikle öğretim görevlisiyseniz bu noktada çok daha fazla şans kapılarınız ya da anlatım üzerine işleriniz varsa bu fırsatlar yoğun ve kapınızda bu ağaçlarınız yeşerecek gözüküyor. Farklı bir alana girmek ya da kurumsal bir alanda yer almak istiyorsanız başarınız yüksek ve istediğiniz noktanın konuşmasını yapabilir ve bu noktayla alakalı evrede de çok güzel ferahlıklar söz konusu olacak. Yani sen cesaretini toparla. Rabbimin sana verdiği bütün imkanları en iyi şekilde kullanacaksın. İçindeki inancını, sevgini kaybetme. Evet, çok fazla borçların, harçların var. Bunlarla ilgili çok fazla korkuların var. Zamanı ve vakti geldiğinde siz bunların hepsinden sıyrılmış olacaksınız. Dedim bile. Aşk konusunda sevgilisi olmayanlar bu hafta biraz tanıyacağınız insanlar kafanızı karıştırabilir. İlişkiye hazır hissetmeyebilir ve ilişki konusunda da yönetemiyorum ya da ilişki yürütecek enerji beni bulamıyor diyorsanız biraz daha sabırlı olmanızı, özellikle kadınlar bu konuda kalp kırıklığı yaşadığı için şu ara ilişkiyi biraz kenarda tutmanızı öneriyorum. Evli çiftlerimiz için evet bu ara ufak tefek seyahatler, yaşadığımız krizler ve parmaklıklar bitecek ve ailenizde cezaevi ya da farklı bir noktada arada mesafe varsa bu mesafede güzel bir oluşum, yani sizin bir hayır yapmanız gerekiyor evliliğinizle ilgili. Çünkü burada dönüş istiyorsunuz, geri gelmesini istiyorsunuz ama hep ayak geliyor gibi oluyor ama ilişkiye tam sahip çıkmıyor. O yüzden bir ilişki enerjinizi bir hayırla toparlamanız lazım. Boşanmak isteyenler için biraz ertelenmeler ama kesin kararlısınız. Ev ayrımı var. Ev konusunda yer değişimi, yer oluşumu ile ilgili net kararlar vereceksiniz. Hem barış, hem mutlu, hem kendiniz için doğru bir kararın noktası var. Aile büyükleriniz için çekiyorum. Belki annenizle ilgili bir sağlık problemi, bunun verdiği gerginlik olabilir. Bu hafta da böyle enerjim geçti. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.